Evet, her zaman olduğu gibi Almata'da nereye giderseniz gidin bir Türk rüzgarı görürsünüz. Yanımda da Sezer var kardeşim, burada tanıştık. Daha önce birbirimizi görüyorduk ama selamlaşmamıştık. Bu ilk görüşmemiz oldu. Sezer, kaç yıldır buradasın? Yaklaşık 15 yıl diyelim. 15 yıl. Yani gerçekten tam zamanında gelmiş. Ben bile 3 yıldır burada olmama rağmen bir 10 sene önce gelseydim diyorum. Çünkü ben Kazakistan'ın her türlü konuda fırsatlar ülkesi olduğuna düşünüyorum. Sezer, 15 yıl önceyle şimdiki Kazakistan arasındaki farkları söylesene birader. Vallahi hangi birini anlatayım şimdi? Anlat abi, sen gece ortamlarının hızlı adamlarından birine benziyorsun yani. Mesela 15 yıl önce gece ortamları daha bir güzeldi. Daha bir hareketliydi, daha bir eğlenceliydi. Peki ne değişti ve değişimin sebebi neydi? Şimdi değişme sebebinin çoğu yerde kafeler, barlar açıldığı için müşteriler paylaşıldı. Dağıldı. Herkes dağıldı. Yani mekanlar boş kalmaya başladı. Peki sana diğer önemli bir soru soracağım. 15 sene önceki Kazakların Türklere bakış açısıyla şimdiki dönem arasındaki fark ne birader? Ya şimdi öncekilerin de seviyorlardı bizi. Şimdi de seviyorlar bizi. Nerede baksam kardeşimiz diye sahip çıkıyorlar. Aynen. Lahasını ne diyeyim yani. Ne iş yapıyorsun burada peki? İnşaatla uğraşıyorum. İnşaatla uğraşıyorsun. Seni buraya getiren sebep neydi? Babam. Baban, hep hani ailece buradasınız. Evet. Anladım. Sen artık buralı olmuşsun. Rusça, İngilizce, şey Kazakça, Rusça yaptın tabii. Yaptık, öğrendik. İşler nasıl? İşler de şükür diyelim. Peki tavsiye ediyor musun Türkiye'dekilere? Yani Kazakistan'a gelmelerini, iş yapmalarını, vallahi genç nüfusu özellikle anda, gençlere. Ne diyeyim, 6 senedir Türkiye'ye gitmiyorum. Şu anda Türkiye'nin ekonomisini buradan takip ediyorum. Yani şu anda gençlere tavsiye ettiğim yurt dışına gitsinler. Kesinlikle. Boş yere beklemesinler Türkiye'de. Kesinlikle. Özellikle Kazakistan fırsatlar ülkesi, birçok konuda halen daha piyasa boş. Ben şu anda bile boş olduğunu düşünüyorsam demek ki diyorum ki 10 sene 15 sene önce gerçekten hani çok daha fazla iş fırsatı vardı. Şimdi Kazaklar yavaş yavaş gelişiyorlar. Biraz daha böyle Avrupa'ya açılma, işte bilimsel çalışmalar falan. Ben şöyle ekonomi üzerinden bir cevap vereyim. Türkiye'de işsiz kaldığın zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Evde kalıyorsun ya da bir iş bulman gerekiyor. Ya ucuza çalışıyorsun ya bir şey yapıyorsun diye emeğinin karşılığını alamıyorsun. Burada hiçbir işin olmasa, hiçbir iş yapmasa, mesela Yandex diye bir site var. Taksi işletme grubu. Araban varsa direkt oraya üye oluyorsun. Sisteme kayıt oluyorsun. Sisteme kayıt oluyorsun, üye oluyorsun. Sonra internet üzerinden yolcu taşıyorsun. Evet. Bunu sabahtan çıkıp taksi akşama kadar yaparsan. Taksi plakası falan görmedim ben. Hani Türkiye'deki gibi. Yok, burada zaten taksi. Arabaya, arabanın bütün her şeyini kaydediyorsun. Bence kimlik bilgilerini, araba bilgilerini, bütün her şeyini kaybediyorsun. Eğer arabada değerli bir eşyan kaybolduysa, müşteriyse direkt onu oraya Yandex bayisine bildiriyorsun. O taksiciyi buluyorlar, ona soruyorlar. Güvenli ve kullanışlı. Güvenli ve kullanışlı ve artı tabii. Şöyle bir şey var. Sabah saat 8'den akşam saat 8'e kadar, 6'ya kadar çalıştığın zaman yani 50 doların üstünde para kazanıyorsun. 50 günlük. Dolar bizde ne yapıyor abi? 1500 lira yapıyor. Aya vursan 45-50 bin lira. Yani 12-13 bin lira bir emekli maaşı olsa onun 4 katı ya da asgari ücretinde en azından 3 katı kadar falan para kazanıyorsun yani. Ki yani 50 dolar 3 kere 5-15 1500 dolar abi 750 bin tenge yapıyor. Evet. İyi para. Evet. Yani aynen. Gerçekten. Bunun raskot olarak sadece 250 bin tengesini benzine çıksan, kendi yani sigara falan kendi şeyine falan evet. Çıksan. Yani 500 bin tenge sana kalıyor. O da nereden baksan 1000 dolar yapıyor. Yani bir, hani 1000 dolar bile olsa gerçekten 1000 dolar burada hani tamam çok yüksek bir rakam değil ama yani ortalamanın üstünde bir rakam. Çünkü hani resmi olarak askeri ücret 75 bin tenge falan. 75 bin tengede 150 hiç dolar kimse falan askeri yapıyor. Ücretten çalışmıyor. Çalışmıyor aynen. Bir de ben ilk geldiğimizde daha çok böyle yol kenarlarında el atıp taksi durduranlar onlar vardı. Şimdi ben artık onu görmüyorum abi. İyicene bitti. Onlar. Şimdi artık insanlar telefon üzerinden çağırıyor. Evet. Çünkü şu anda Yandex üzerinden 7 çeşit araba var. Birinci çeşidin 2 yolcu taşıma daha ucuz. Evet, dolmuş gibi. Dolmuş gibi. İkinci seçenek tek taşıyor. Normal ekonomi arabalar. Üstü zaten daha iyi bir araba. Comfort var, ondan sonra VIP yani, var. Durumuna göre taksi çağırabiliyorsun. Bir de çok rahat. İstediğin noktaya taksi geliyor. Yani gideceğin noktaya aynen. Seni hiçbir şekilde kazasız belasız. Bir de bu taksileri kurye olarak da kullanabiliyoruz. Aynı Yandex uygulamasının aynen. Hani kargo modeli post de var. Post olarak kullanıyorsun. Ya sistem güzel. Biz geçen mesela Arbat'ta da gezerken bu dilenci olsun, müzisyenler olsun hep Kaspi numaraları falan gördük. Kaspi şeyden de bahsettik. Bir de Kaspi sistemiyle de olunca hani bu ya şimdi bir de şöyle mesela Türkiye'de IBAN numarası var. Bankadan bankaya, kendi bankasına bile para gönderdiğin zaman para kesintisi oluyor. Evet.
Mesela burada Kaspi diye bir banka var. Kaspi Bankada da bütün herkesin telefon numarası kayıtlı. Telefon numarasını sen banka numarası diye hani görüyorsun. Kullanıyorsun. Kullanıyorsun. Artı sen ona mesaj gönderiyor gibi para gönderiyorsun. Bunun üzerinden sana hiçbir şekilde kesinti, hiçbir şekilde ne bileyim başka bir şey yok. Ve yani anında görüntü. Ve anında tak attığın anda saniyesinde karşı tarafa düşüyor para. Peki para düştüğünde düşen adama Kazakça nasıl diyorsun düştü? Hani geldi mi para, Rusça nasıl diyorsun? Kazakça? Hı. Rusça söylediğin zaman ya deng at bral diyorsun. Düştüm hesabı. Mesela Kazakça'da akça geldi mi diyorsun. Akça geldi mi? Ben düştü mü diyorum, bavurum düştü mü diyorum. Ondan sonra değil ki ben düştü diyorum, baydım boldum diyorum. Yani, ondan sonra düştü mü dedi. Tengeler geldi diyorum, tengeler. Yani düştü kelimesi in demek yani. İnden geliyor o yani. İnmekten geliyor. Anladım, hani geldi, içeri girdi hesabı. Yani. Soteye çektik parayı. Yani öyle de oluyor. Aynen. Abi sen ne zamandır buradasın? Biz daha çok yeniyiz ya. Ya inanmıyorum sana. Hiç böyle yeni bakışların yok. Sanki sen de burayı çözmüşsün. Yok. Rüzgara kendini kaptırmış. Fırtınada sürükleniyor abi, gibisin yani. Çok yeniyiz. Yani hayırdır 15 abi? 15-20 gündür. Bizde Allah Allah. İnşaat firmamız var. Bir proje yapmaya abi geldik. Abi hayırlı uğurlu olsun. Ben şöyle bir tezim var benim burada edindiğim tecrübeyle. Yani Kazakistan'da 20 günden fazla arka arkaya kalırsan artık geri dönsem bile tekrar Kazakistan'a gelmek için. Sanırım öyle olacak gibi görünüyor. Çünkü biz de şirket satın aldık. Yani uzun süre kalacağız gibi yani. Abi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlısı olur yani inşallah. Yani bence çok doğru bir karar vermişsin. Eğer yani reklam pazarlama olayını da iyi bir şekilde yaparsan gerçekten özellikle inşaatta ben ona inanıyorum. Bak abi Türkiye'de inşaat sektörü 2000'li yıllardan sonra inanılmaz patladı. Bunun sebebi de düşük faiz, düşük enflasyondu. Yani insanlar gayrimenkule, konut ihtiyacı. Şu anda Kazakistan'ın çok büyük bir oranında eski Rus binaları var. Ve bu binalar artık talebi karşılamıyor. Ve çevrede görüyoruz sürekli yeni binalar yapılıyor. Türk şirketleri de sürekli buraya yatırım yapıyor. Bence bundan sonra Kazakistan'ın bir 10-15 yıl altın yılı olacak abi. Özellikle inşaat sektöründe. Onu gördüğümüz için Kazakistan'a geldik. Böyle şirketin bir adı ne abi? Spectrum Engineer. Evet, Spectrum Engineer. Duydun mu? Evet. Duydun mu? Para var mı? İyi mi şirket? Sağlam mısın abi? Kese sağlam mı? Fena değil. Abi vallahi tüm iyi niyetimle hani seni tebrik ediyorum verdiğin cesur karardan dolayı. Bence çok güzel bir karar vermişsin. Dediğim gibi bu süreci iyi yönetebilirsen yani iş bağlantıları olsun. Bir de hani dürüstlüğümüzü şey yaparsak Türkiye'de o zaman Türkiye'de inşaat yapacak mısınız? Sıfırdan yapıyoruz zaten. Burada işte bir söylediğim gibi inşaat projesi aldık. İki tane plaza işi aldık. Tamam abi. Sıfırdan mı yapacaksınız? Sıfırdan tabii. Komple. Tamam abi anahtar maşallah. Anahtar teslim yapacağız. Ama ondan sonrasında burada daha uzun soluklu işler, yapsat işine girmeyi düşünüyoruz. İnşallah abi. Tamam aydınlatma işini bize verirsin abi. Hayat abi elektrik aydınlatma işi yapıyor. Olur. Evet şimdi sert bakışlı. Evet sert bakışlı ama kalbinin çok iyi olduğunu düşündüğümüz, tanımadığımız ve şu anda tanışacağımız abiye yaklaşıyoruz. Eyvallah. Abi isim neydi? Nesim ben. Ne abi? Nesim. Nesim. Nesim abi evet. Kaç yıl oldu? Biz daha yeni geldik. Burak Bey'le beraber. Ondan bu biraz böyle hani çekingen falan filan. Bak ablalar bizi dinliyor şu anda bakıyorlar arada sırada. Gereken açıklamaları Murat Bey yaptı zaten. Yaptı. Biz beraber buraya geldik. Helal olsun abi. İnşaat firması. Yurt dışı deneyimlerimiz var. Peki abi lafını kesiyorum da 15 gün içinde Kazakistan hakkındaki izlenimlerinden bahseder misin? Kazakistan'da şöyle ciddi yapılanma var, ciddi bir ilerleme de var. Ancak bunu orantısal olarak baktığınız zaman sanki %50-60'lar oranında yani %40'lık bir açıklık hala var. Bu da bir 15-20 yıla tekabül eder diye düşünüyoruz. Aynen, benim düşünüyorum. Ciddi bir açıklık var, aynen. Bunun için geldik. Daha önce Katar'daydık. Katar'da ciddi projeler Katar'da yaptık. Var mı bağlantılar? Var. Abi bana Katar'dan teklif geldi. Lafını kesiyorum. Katar'dan bana teklif geldi futbolla alakalı. Ben geçen ay Katar'a gittim. Katar'a gittim abi. Ama çok fazla durmadım. Oradan Türkiye'ye geçtim. Katar'la alakalı benim planlarım var. Öyle gerçi hani burada ben büyükelçiyi falan ticaret ateşlerle aram hepsiyle çok iyi. Hani orada Mustafa Göksu'yla oradaki Hayır oradaki de buradakilerle. Evet. Hani beni oraya yönlendirecekler hani herhangi bir istekte bulunduğumda ama orada da böyle hani bir şeyimiz olursa sizle bağlantıya geçelim abi. Bir resim göstereceğim sana bir saniye. Ama yedek film var.
Katar'da ciddi bir proje bitirdik biz. Benden başka hepsi biri başbakan, diğeri de bütün ülkelerin büyükelçileri. Abi biz şu anda çok doğru adamı bulduk Hayat abi. Her türlü konuda. Aslında o da şu anda farkında değil. Röportajı kapat. Abi de farkında değil. Abi de aslında çok doğru bir adamla konuşuyor şu anda ama... Evet abi seni dinliyoruz. 15 yıl sürer diyorsun bu potansiyel. Sürer. Çok kolaylıkla sürer. İnsanlar nasıl? İnsanlar yani kısa bir süredir buradayız. Daha 15 gün oldu ama biz de tanımaya çalışıyoruz. At eti yedin mi? At eti yemedim. Abi yemediysen Kazakistan'la alakalı şimdi yorum yapmanı... Biz de şu kültürlerde Fransız da onlardan cevap verelim. Tamam. Onları paylaşsınlar. Onlar da yani. Abi hayırlısı evet. Olsun inşallah. Teşekkür başarılar ederiz. Diliyorum. Sağ olun var olun. Tamam abi. Başarılar diliyorum. Ne soralım? Soralım, tamam o zaman senin yanına gelelim. Ramsta çalışıyorsun. Hem kendi şirketim. Şimdi Sezer 15 yıldır buradasın. Yani bence yürüyen tecrübesin burada. Kazakistan'la alakalı bir Türk gözüyle en güzel bilgileri senden alırız. Yani kültürler nasıl, insanların yaşam tarzları, yemekleri, güzellikleri, beğenmediğin huyları neler söylemek istersin? Vallahi kültürleri derken kültürleri aynı biz. Hani biz Türklerden nasılsa onlarda da aynı. Sahiplenme en başta. Yani bizim gibiler yani. Değişen bir şey yok yani. Yemek zaten olayları... dilleri de aynı bizim gibi Türkçe. Benziyor biraz. Benziyor yakın. Hani karakterleri olsun, hareketleri olsun, yaşama tarzları olsun. Aile içindeki yaşama tarzlarına bakarsan yani bizim gibiler yani. Değişik bir şeyimiz yok. Biz de onlar gibi. Biz onlar da bizler gibi. At? Yani at eti ben çok yedim. Özellikle beş parmaklı yemeğimizde. Kazakların en meşhur yemeği. Bilinen en meşhur yemeği beş parmak. Ama çok da güzel, çok da severim yani. Eti özellikle şey yani böyle lokum gibi. Burada mesela hani bana da bir ön yargı vardı. Buraya gelen her Türk gibi at eti yer miyim hesabı. Hani normalde fazla lifli gibi. Ya biraz ama güzel haşlandıktan sonra lokum gibi aynen. Ama güzel yapıyorlar. Yani at eti yedim kımızla içtim ben de. Kımız ben içemedim abi ya. Çok böyle ekşi böyle. Ayran gibi işte ekşimiş. Kımızı taze içeceksin abi dağda. Sağlıklı mı peki kımız? Evet. Yani. Evet. Biraz da alkollüymüş galiba. Alkollü. Fazla içersen kafa dönüyor. Kafa yapıyor. Kafa yapıyor. Fazla yani. İçersen ben, kafa yapıyor. Ben açıkçası kımız bana çok böyle babaannemin yaptığı bol sulu tuzlu ayrandan daha da böyle şey geldi, daha ekşi geldi. Biz hani çocukluk döneminde abi ev ayranı yerine bakkaldan ayranı daha tercih ederdik. Böyle daha güzel gelirdi bize. Kımız böyle çok şey, yani ekşi. Mesela mantı var. Mantı aynen. Yedin mi mantıyı? Yedim mantı, mantı da güzel. Mantı da çok güzel. Bir de şaşlık diyorlar ya ızgara hesabı. Şaşlık zaten bir paha biçilmez her yerde var. Yani kısacası şöyle yemekleri çok güzel. Yemekleri güzel. Bir de bizimkisi gibi yemekleri az değil. Porsiyonları bir de çok misafirperverler abi evet. Düğünlere. Bir de şöyle bir özellik var mesela düğüne gidiyorsun yemek hani yemekli düğüne. Yemekten artanları gelen misafirlere paketleyip veriyorlar. Evet. Mesela düğüne gittiğin zaman hani bizim gibi düğünlerde hani gelin tarafı, damat tarafı herkes bir orada olur. Güzelce eğlenirler. Artı masalarda hiç değilmemiş. Kalan yemekleri paket yapılır. Aynen. Gelen yani misafirlerin ellerine giderken verilir. Bu sadece düğünlerde değil. Hani mesela bütün her şeyde. Bütün organizasyonlarda. Bütün organizasyonlarda gerçekten çok acayip. Yani gözün masada kalmıyor yani. Hani yiyorsun falan şişiyorsun ya böyle. Ulan şunu da hemen tık orada paketleyip veriyorlar orada evde. Orada direkt paketleyip direkt yiyene evde devam ediyorsun. Evde yersin yani. Geçen iki tane kızla konuştum. Dedim ki hani Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? Dedik ya düğüne gittik dedi. Bir tane de limonata verdiler, bir tane de küçük pasta verdiler. Bizim düğünler böyle değil. O şeyde biz çok geriyiz. O şeyde biz çok geriyiz. Mesela işte, bak şunu da söyleyeyim Azeri ben. Azeri düğünleri de öyle ama. O şeyde biz çok geriyiz. Yani gerçekten burada düğün konumunda, yani burada bir düğüne gittiğin zaman, yani misafirperverlikleri ayrı. Aynen. Yani sen oturduğun zaman senin önüne her şey koyulur. Mesela sadece düğün değil. Burada mesela benim arkadaşlarım var. Ben onların evine gittiğim zaman, yani misafirperverliklerini kendini çok özel hissediyorsun ya. Değil mi sana yaptığı muameleyle? Bütün her şeyi önüne getiriyorlar. Senin için yani bir çaba, bir hürmet, bir evet, hizmet. Aynen. Yani bu bizim Türklerde yok aslında o kadar aslında çok. Şöyle Hayat abi, arkadaşın dediği şey şu. Biz bunu bu dönemde ben köye gittiğim zaman, memlekete gittiğin zaman
hani oranın Anadolu insanı bu özelliği hissettiriyor. Artık insan, hani şehir hayatı biraz bize şey geldi. Şehir hayatı insanları çok değiştirdi Türkiye'de. Düğünlerimiz bile değişti yani. Önceden köy, hala da köylere gitsek yemekli evet. düğünler olur. Ama şehirlerde artık böyle hani oldu da bitti tarzına getirip. Geçim sıkıntısı. Aynen. Aynen. Ya şu anda Türkiye'de gerçekten geçim sıkıntısı çok zor. Yani şu anda piyasaya ben bakıyorum, ben gitmiyorum. 6 senedir Türkiye'ye gitmiyorum. Yani şu anda arkadaşlarımdan duyduklarım, televizyondan izlediklerime dayanarak konuşuyorum. Türkiye'de geçinmek gerçekten şu anda zor. Biz burada çalışıyoruz. Tabii biz de çalışıyoruz burada. Yani emeğimizin karşılığını alıyoruz. En azından hafta sonları böyle bir gece eğlencesine çıkıyoruz. O da motivasyon yapıyor. Güzel eğleniyoruz. Artı gündüzleri mesela havuzlar var. Havuzlara gidiyoruz. Mesela buranın havuzlarına gittiğin zaman aynı gece eğlencesine çıkmışın gibi. Aynen. Daha bir güzel. Sanki Antalya, Bodrum, Marmaris gibi yerlerde tatil yapıyormuşun gibi. Zaten şöyle bir şey var Murat abi. Burada zaman yavaş geçiyor abi. Türkiye'de çok yoğun. Trafik, koşturmaca, iş güç. Mesela burada haftanın herhangi bir gününde bile dışarı çıksan insanların sanki hiçbir şey acelesi yokmuş gibi ya da o gün çalışmıyormuş gibi yürüyorlar. Belki de bu hani Rus ülkelerinin vermiş olduğu hani şeyden de olabilir. Çünkü hani Ruslar da öyle hafta içi çalışırlar, hafta sonunu beklerler ve hafta sonunda eğlenirler. Ya da bilmiyorum yani. Şimdi şu Ruslarda şöyle bir şey var. Rusları hafta sonu çalıştıramaz. Hani onun tatil günü varsa bence çok doğrusunu da yapıyorlar. Aynen. Olması gereken de o. Hani ben bugün tatilim diyor, gelmiyorum diyor. Ben şey diyorum abi, şurada hızlı olan şey trafik. Evet. Trafikte bir aceleler var abi. Ya o da bizde yine bizim, ben mesela bindiğim zaman bazı taksilere hep aynı bizim böyle mahalledeki delikanlıların arabasına binmişin gibi hemen işte fitesler, hani böyle bir rüzgar egzoz atayım falan filan, böyle hala da kimse zaman dışarı çıktığımızda müzik sesini açıp gezenler var. Yani Sezer'in dediği gibi bir takım şeyler genlerimizde aynı yani. Hani yani aynen. Birincisi ben arabaya bindim, bir müzik son ses olacak yani. Bak işte. Ben şey diyorum bak abi, Almanya'da deniz olsa Miami Florida olur yani gerçekten. Yani, ya inanılmaz. Mekanlar güzel, insanlar yani şimdi, da. Şöyle diyeyim, Almanya gerçekten çok güzel bir yer. Halkı da çok misafirperverdir. Yani ben bu zamana kadar kaldım mesela, ben bu zamana kadar kötü olarak şahsıma ait hiçbir şey görmedim. Aynen. Ben de öyle. Ben kendime ait, şahsıma ait hiç kötü bir şey görmedim. Yabancı o kadar hissetmiyorsun. Ben yabancı olduğumu hissetmiyorum. Hatta Kazakçayı da öğrendim. Benim Kazakça konuştuğumu gördükleri zaman daha çok seviniyorlar, daha çok seviyorlar. Ben markete girdiğimde mesela ya da taksiye bindiğimde bana hemen Rusça cevap veriyorlar. Ben diyorum ki Kazakça söyleş. Ben diyorum o Rusça bilmeyeyim diyeyim. Caksı görmeyeyim diyeyim o Rus. Hani ben Rusya'yı, burası Kazakistan diyorum. Bir anda böyle hareketleri değişiyor. Hani bir vatanseverlik böyle. Evet, ya çünkü bunların da buna ihtiyacı var. Biz buraya ilk geldik abi. Gazeteciler bizle röportaj yapıyor. Biz buraya Fenerbahçe olarak geldik. Ondan sonra dediler ki niye Kazakistan? Tanrı dağlarına çevirdim. Dedim ki bak biz bunların hikayeleriyle büyüdük okulda. Biz dedim hani şeyiz. Yani milliyetçi bir kökenden geliyor. Muhafazakar bir adamız. Tanrı dağlarının şeylerini bahsettim. O hani İslam öncesi Şaman inancında savaşlarda ölen Türklerin ruhları Tanrı dağlarının zirvesinde buluşup işte Tanrı'ya ulaşıyor falan. Gazeteciler şok oldu. Biz bile bilmiyorduk. Yani aslında bizim için burası hani tarihsel olarak da çok önemli. Bir de yani bunlar bizim ırkımız yani gerçekten. Her ne kadar onlar bizim düşündüğümüz kadar düşünmüyorlar. Hani bizim Kazaklara bakış açımızı, Kazaklar bize... Onlar da şu anda Turan'ın bir an önce kurulmasını aynen. istiyorlar. Evet, ve bir an önce kurulup yani başlatılmasını bekliyorlar yani. İnşallah. Çünkü siz görmemişsinizdir ama ben çok hani Kazak arkadaşım var. Yani hepsinden de duyduğum benim bu konuda yani arada geçtiği zaman dedikleri tek kelime bir an önce birleşelim. Aynen. Çünkü yani biz ve onlar yani ayrı millet değiliz ya. Hepimiz biriz yani. Bu onlar da bunu da onlar da biliyor yani. Çok da iyi biliyorlar. Taksiye yani. Falan bindiğimde taksiciler benim Türk olduğumu anladıklarında erkeklerden bahsediyorum. Arkadaş. İki şey söylüyor. Birincisi Polat Alemdar diyorlar. İkincisi de hani Erdoğan diyorlar. Yani ama kadınlar genelde Sultan Süleyman. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan bir ay önce Oktar Kaynarca Bula Bula'ya geldi. Bu Eşkıya Yerim Dünyaya Sığmam diye bir dizi oynanırken burada Türkistan'da yani bu toplantıyı yaparak film çekerek dizileri bölümleri orada çekerek orada çektikleri zaman o zaman işte buradayken Oktar Kaynarca Bula Bula'ya geldi. Biz de Bula Bula'daydık. Onlar yukarı VIP'e çıktılar çünkü doğal olarak. Adamı
Yani. Yalnız bırakmıyor. Görenler artık saldırıyor böyle. Ve oradaki gördüğüm kazaklardan çakır gelmiş lan diyorlar. Birbirlerini eziyorlar, koşuyorlar böyle yani. Adamlar öyle bir filmde, öyle bir rolle oynamışlar ki yani milletin hani beynine kazınmışlar yani. Türk dizileri ya inan Türkiye'nin vizyonunu değiştirdi diğer insanların gözünde. Yani hatunların çoğu dizilerden Türkçe öğrenmiş abi. Doğru. Ya evet. Acayip bir strateji evet, ve çok evet. Güzel bir strateji. Yani yine bir Osmanlı geliyor yakın. Geliyor. Yine bir Osmanlı geliyor. İnşallah. Bu yeni gelen Osmanlı dünyaya yani hüküm sürecek. Eğer yalnız bırakmazlarsa. O birlikteliği kurabilir. Birlikteliği kurabilirler. Şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi şu adam Türkiye'de ünlü Reha Özcan. Evet. Bu Doktorlar dizisi. Bu da benim abi yanımda. Çok benziyorsunuz. Ya biz inanılmaz benziyoruz. Bu benzerliğin ben burada farkına vardım. Ben dışarı çıktığımda hani insanlar benden imza isteyenler oluyor. O sananlar oluyor. Evet. Reha abiyi de tanıyorum. Ben ona hatta geçen şey dedim. Abi dedim beni sen sanıyorlar. Bir gün dedim yolun düşerse gel. Hani birlikte çıkalım dışarı. Bana dedi çaktırma devam et geleceğim bir gün dedi. Daha geleş geleş. Yani ben de burada benzediğimi fark ettim. O dizi de çok tutmuş burada. Bir de aynen. Şey var. Beni filmlere falan da çağırıyorlar. Biz biraz böyle geçen şey rolü geldi. Buraya ister yayın. Yayınla abi. Ajanstan aradılar. Bana bir replik attılar Rusça. Dediler ki bunu oyna. Bana şey rolünü uygun görmüşler. Dubai'de Kazak kızlarını satan mafyada ikinci adam. Abi, ciddi bir proje. Hayır. Senin mafyadırlar buradayız. Bak proje ciddi. Şimdi futbolla uğraştığımız için hani mesela benim okulda şey var. Mesela Dünya Bankası'nın CEO'sunun oğlu var. En büyük firmaların çocukları var. Yani. Savcı var. Bakanın oğlu var. MIT'in Almatya Başkanı'nın oğlu yani. Var. Yani işte aktörlerin çocukları falan var. Hani birçok insan, futbol olayın merkezinde hani olduğu için birçok herkesle bağlantılarımız var. Kadın bana dedi ki, Sedat dedi bak çok ciddi proje. Hani şimdi tipte ben burada marjinal bir tip var. Saçlar maçlar böyle dikkat çekiyoruz burada. Hani şirketlere çağırıyorlar reklam çekimlerine falan filan böyle. Ondan sonra dediler ki o aktör hatun bana dedi ki, Sedat bu rolü alırsan dedi beni bile geçersin dedi. Düşünülebilir mi hocam? Abi ben bir 30 bana ya göre... bizim şu şeyde geçen mesela bu son bu sene bir tane film çıktıydı. Hani askerden geliyordu ya şey oynuyor ya bu bir tane şey ya. Neydi film ya? İlk bölümünde bir tane adam oynadı. Dizinin adı neydi ya? Ya ışık şapkalı bir şey giyiyor adamları öldürüyordu ya. Ha şey şey oynuyor, Çağatay Ulusoy oynuyor. Çağatay Ulusoy oynuyor. O filmin adı neydi ya? Gattar. İlk bölümde öldürdüğü adam vardı ya hani kardeşini öldürüyor sonra adamı evet, öldürüyor evet. Ya. O ilk ikinci öldü. O adam öldürdüğü şu anda Rusya'da adam, şey Rusya dediğim Amerika'da mafya filminde oynuyor. Oh. Mafya filminde ikinci adam rolünü aynen. Oynuyor. Bana verdikleri rol neydi biliyor musun abi? Filmin bir sahnesinde mafya babası benim... Şimdi şey düşün, Kukutlar Vadisi'ni düşün, Polat'ı düşün, Abdullah ile Memati'yi düşün. Biz çok samimi arkadaşım, ikinci, yani. Üçüncü adam çok samimi. Benim arkadaş, mafyanın en, o mafya babasının en değer verdiği karılardan birine böyle küfür ediyor, hakaret ediyor, vuruyor falan. Adam benim gözümün önünde onu öldürüyor, en yakın arkadaşımı öldürüyor. O olayda benim o anda vereceğim tepkiyi merak ediyorlar. Yani oyunculuğu görmek istiyorlar yani. Hani en yakın arkadaşım patronun tarafından öldürülüyor. Bana repliği attılar, çek dediler. Ben de çektim gönderdim. Şimdi biz kenar mahalle çocuğuyuz yani. Her türlü ortamı gördük zamanında. Adamlar tamam dedi ama o günde abi Kazakistan milli U19 milli takımın antrenörüyle randevum vardı. Dedim ben gelemem. Şeyi merak ediyorum. Futbol ligi nasıl Kazakistan'da? Bizdeki bir şey mi? Abi bunlar var mı? Şöyle var bak. Var da bizdekiler kadar popüler değil. Ben Kazakistan'ın Türkiye'nin şu anda 30... Bir maça gitmek isterim bana. Abi seni verirsen... götüreyim. Ayın 14'ünde Kayrat maçı var. Seni götüreyim. Aha tam maçı. Lütfen. 14'ü tamam. Bir dahaki ayın mı? Bir dakika. Bu yarın ayın 14'ü. 14'ü. Büyük yarın ihtimalle 14. Yarın. Evet. Abi şöyle bak Türkiye'ye çok benziyor. Türkiye hatırlarsınız bizim çocukluk yıllarımızda karate, boks, tekvando popülerdi. Bizim evet. Mahallede her mahallede karate kursları evet. Vardı. Futbol doğru. İngiltere'den 5 yerdik, 10 yerdik. 8 yerdik. Hep doğru. Böyle severdik ama başarımız yoktu. 2000 yılından sonra üniversitelerde spor bölümleri açıldıktan sonra ben de 2002 mezunuyum.
Olaya biraz profesyonellik gelmeye başladı. Profesyonel yöneticiler yetişti. Evet. Eğitimli antrenörler yetişti. Bir de Derval diye bir adam geldi Galatasaray'a. Türk futbolunun vizyonunu değiştirdi. Ondan sonra takım sporları yükselmeye başladı. Şu anda futbolda iddialıyız. Basketbolda Avrupa'dayız, kafadayız. Voleybolda dünyadayız. Yani takım sporlarımız gelişince şimdi Türkiye'de karate, tekvando yapan adam bulamazsın sokağa çıktığında kolay kolay. Şimdi Kazakistan da bu süreci yaşıyor. Şu anda herkes çocuklarını bireysel sporlara gönderiyor. Yani benim şimdi ben şeyle de devletle de bağlantılarım var. Hani onlarla şeyiz. Hani bizim amacımız burada Kazakistan'la Türkiye arasında çok yakın ilişkiler var spor hariç. Spor konusunda bir bağlantı yok. Hani olabilir o zaman. İşte biz de hani benim misyonum da hani Kazakistan'la Türkiye arasındaki spor bağını güçlendirmek. Hani futbolda da güzel işler yapmaya çalışıyorum yani. Ben şu anda Kazakistan'ın en iyi üniversitesinde öğretim görevlisiyim aynı zamanda da. Fenerbahçe olarak buraya geldik. Sonra Fenerbahçe kapandı. Kendi futbol okulum var. İnanılmaz yetenekler var. Ondan sonra işte takım sporlarında ama başarı gerekiyor. Ama burada daha çok Galatasaray'lı gördüm sanki. Galatasaray'ı şey, daha çok biliyorlar. Tabii Şampiyonlar Ligi etkisi var. Tabii çok. Şampiyonlar Ligi etkisi var. Burada şimdi Avrupa'dan kaynaklanıyor. Avrupa'ya... Ama lütfen şu maça eğer yarınsa yani. Şimdi ama Kayrat en iyi takımımız galiba. Aslanayla Kayrat. Abi kapatıyorum.